Arkadaşlar herkese merhaba. Bu dersimizde English alfabet yani İngiliz alfabesini öğreneceğiz. Böylece yeni bir video serisi başlatmış oluyoruz. İngilizceye temel seviyeden başlayarak öğrenmeye çalışacağız. Kanalımda daha önce pratiğe yönelik videolar paylaştım. Oynatma listelerinden bu videoları bulup izleyebilirsiniz. Öncelikle İngiliz alfabesi ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. İngiliz alfabesi 26 harften oluşur. Büyük harflere capital letters, küçük harflere de lower case letters diyoruz. Şimdi alfabenin okunuşuna geçelim. A, B, C, D, E, F, G, H, I. İ harfini büyük yazdığımız zaman nokta koymuyoruz. Küçük yazdığımız zaman da illaki noktalı olarak yazıyoruz. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X ya da X, Y, Z ya da Z. Aslında biz bu alfabeyi daha önceden biliyoruz. Bazı kısaltmalardan biliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size kısaltmaları. Örneğin CNN, CNN, NTV, NTV, CD, CD, DVD, CIA, CIA kelimesindeki 3 harf de insanların hatırlamakta zorlandığı harflerdir. FBI, HP, bilgisayar markası, SS, S harfi de aynı zamanda insanların zorluk çektiği harflerden bir tanesidir. SS screenshot, ekran görüntüsü aldığımızda SS alacağız falan diyoruz. HSBC, MTV, müzik kanalı, MotoGP, CNBC, E, BBC. Bu kısaltmaları çoğumuz biliyoruz arkadaşlar. Zaten insanların hatırlamakta zorlandığı harflerin altlarına noktaları koydum. Örneğin C, I, A, S, ondan sonra H, G, E, CNBC E'deki E. Bu harfleri insanlar hatırlamakta zorluk çekiyorlar. Dolayısıyla altlarına noktayı koymuş oldum böylelikle. Tekrar okunuşuna geldiğimiz zaman bu sefer hatırlamak birazcık daha kolay olacaktır. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Şimdi arkadaşlar bu kelimeleri, özür diliyorum, bu harfleri nerede kullanacağız? Evet arkadaşlar, alfabeyi genelde kelimeleri ismimizi ya da soy ismimizi kodlamak için, harf harf söylemek için kullanırız. Dolayısıyla burada spell kelimesi çok önemlidir. Kodlamak demek, yani harf harf söylemek anlamında kullanılır. Biz spell please, can you spell please, how do you spell 3 yapıdan burada bahsedeceğiz. Örneğin spell your name please, ismini kodla lütfen. Ya da can you spell your surname please diyebiliriz. Yani soy ismini kodlar mısın lütfen? Ya da how do you spell your family name diyebiliriz yani. Family name'i de soy isim olarak kullanıyoruz.
Evet arkadaşlar, alfabe ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.